Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında il genelinde önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Yunus Emre ilçesine bağlı İlyasçılar, Örselli ve Akhisar ilçesine bağlı Arabacı Bozköy mahallelerinde bulunan hayvan içme suyu göletlerinde temizlik ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere çalışmaların yapıldığı yerleri ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Şimdi su tutmayan 3 tane göletimiz ne zamandan beri yaptığımız su tutmuyordu. Allah'a çok şükür bu sene kırsal hizmetle arkadaşlarımın ekipten Cengiz Başkan'ın sayesinde bunları hem genişlettik hem de adam akıllı ne bileyim ki yani bizim köy tabirle istediğimiz şekilde oldu. Ya buraları tamam güzel oldu. Allah razı olsun Cengiz Başkan'dan. Şimdi ana yollarımız bakımı güzel, yaması oluyor. İçme suramızın ne bileyim patlağı, çatlağı bilmem neyse hepsi oluyor. Göletlerimiz temizleniyor. Köyümüze işte 20 tane falan gölet var. Gölet kazarma şeysi yok işte. Böyle temizlik olduğu zaman senede istediğimiz bu. Bu gölet bizim mesela şimdi bakıyoruz çıkan gölet buradan su kaçırıyordu. Ufak bir göletti. Ne oldu bu? İki katına çıktı. Zaten şimdi bu yani bitme su bitme. Bu yağmur suyundan, gar suyundan toparlanan hayvanlar içecek bir gölet. Hayvanlarımızın göleti oluyor. Halkımın yolu oluyor. 3 tane göl temizlendi şu anda. Bir tane de suyu çekildi, bekleniyor. Memnun olmaz mıyız? Tabii memnunuz. Temizlik yapılmadan önce balçık oluyor. Hayvan rahat su içemiyor. Çalışmalarımız her daim devam ediyor. Başkanlarımız olsun, Allah razı olsun hepsi yardımcı oluyorlar. Bir dilekçeyle hemen bir hafta sonra çözüm yerinde incelenip tespit edilip sorunlar çözülüyor. Hizmetimiz geliyor yani. Burada mesela göletimiz, his göletimizi yaptık. Ufak bir göletimiz vardı burada. Dağımız susuzdu, hayvanlarımız susuzdu. Dilekçemizi yazdık. Başkanımızla şeyimizi kurduk, bağlantımızı kurduk. Allah razı olsun o bizi kırmadı. Bir hafta içinde hemen göletimiz gelip yaptılar. Büyükşehir Belediye Başkanımla çalışmaktan gurur duyuyorum. Bu hizmetler yani çalışmalar rüyamızda dahi göremezdik biz. Daha önceden altyapımızda olsun, üst yapımızda olsun, içme suyumuzda olsun. Bunların hepsine anında müdahale yerinde yapıldı. Bu göletimiz önceden daha önce tabii burada Face'te de paylaştığım gibi ufacık bir yerde havzası çok küçüktü. Su alımı çok azdı. Yazın orta yerinde tam suyun ihtiyaç olduğu zaman da göletimiz kuruyup bitiyordu yani suyumuz. Ama inşallah şimdi ta ki güz aylarına doğru suyumuz olacak diyorum ben. Muhtarıma teşekkür ederim. Cengiz Bey'e teşekkür ederim. Bütün ekibi teşekkür ederim. Göletimiz ufaktı zaten. Ve işte olduğu gibi şimdi biraz daha büyüdü. Bu çalışanlardan ötürü hepsinden Allah razı olsun. Başkanlarımızdan Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Diyeceklerimiz bu kadar yani. Tarımsal sulama göletimiz aynı zamanda. 25 yıldan beri göletlerimiz çamur içinde doluydu. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza, daire başkanlarına, müdürlerime, çalışanlara 25 yıldan beri ilk defa bir hizmet görüyoruz yani. Su bulamıyordu zaten. Sularımız çabuk bitiyordu. Hayvanlar su içecek yer, göletimiz yok zaten başka. Tarımsal sulama, zeytin, kiraz. Onları sulamak için buradan tankerlerle su götürüyoruz biz. Tankerlerle su götürdüğümüzden suyumuz erken bitiyordu. Şu durumda şimdi cazibeli suyumuz da var. Cazibeli suyumuzla beraber takviye olacak. İnşallah bundan sonra susuzluk çekmeyeceğiz yani. Vallahi çok güzel. Yani şu anda gerçekten memnunuz yani. Ben daha önce Manisa'da da yaşadım. Daha önceden Sayın Başkan'ı da çok iyi bildiğim için vallahi buraya gelmedi diye üzülüyordum. En sonunda geldi. Çok memnunuz. Gerçekten de yani ihtiyacımız da vardı. Olması çok güzel bir şey böyle hizmetlerin. Devamını istiyoruz yani. Başka da söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Teşekkür ederiz. Daire Başkanı Usta, hayvan içme suyu göletleri için yapılan çalışmalardan bahsetti.
su tutma kapasitesi tükenmiş göletler vardı. Hayvan içme suyu göletleri. Mahallelerimizden de yoğun bu şekilde bu göletlerdeki balçığın, toprağın temizlenerek su tutma kapasitelerinin artırılması, yetmediği suların yönünde başvurular oluyor. Bu gelen başvuruları biz önce arazide, zeminde teknik ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaparak aciliyetini, ihtiyaç durumunu tespit ettikten sonra bir program dahilinde iş makinalarını yönlendirip bu göletlerde temizlik, onarım veya büyütme gibi çalışmalar yürütüyoruz. İlyaslar Mahallesi'ne gittik bugün ilk defa Yunus Emre ilçemizde. Büyükbaş, küçükbaş binden fazla hayvanın olduğu bir yerleşim birimimiz. Ve bu göletlerde biz yağmur ve kar sularını biriktirerek yazın sıcak ve kurak dönemlerde hayvanların, çiftlik hayvanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaları da mevsim bizim için en önemli kısıtlayıcı faktör. Şu anda gördüğünüz gibi işte göletlerde su yok ve iş makinalarıyla bu temizliği yapabiliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de talimatları doğrultusunda mevsimin darlığı da dikkate alınarak Büyükşehir Belediyesi burada makine sayısını artırdı. Ve Yunus Emre'de dolaştık, İlyasçılar ve Örselli mahallelerine gittik. Şu anda orada bir iş makinesi dozerimiz çalışıyor, temizlik yapıyor. Şu anda Aksar Arabacı Bozköy mahallesindeyiz. Bir makinamız burada temizlik yapıyor. Gördes'te bir başka makine şu anda gölette çalışıyor, temizlik yapıyor. Bu hizmetlerin özellikle kırsal mahallelerimiz için önemli olduğunun farkındayız, bilincindeyiz. Şu anda bulunduğumuz Arabacı Bozköy mahallesinde 2200'ün üzerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı var. Ve herhangi bir cazibeli su, akarsu kaynağı yok bölgede. Tamamen bütün hayvanlar içme suyu ihtiyacını burada bulunan 3-4 tane göletten sağlıyorlar. Balçık temizlendi. Arazide de bir miktar müsait yer olunca biraz da büyütme yapıp buranın tutacağı su miktarını artırmayı sağladıktan sonra biraz önce muhtarım da ifade etti. Vatandaşlar tankerlerle bu göletlerden su alıp aynı zamanda zeytinlerini, kirazlarını, dikim zamanlarında tütünlerinin can suyu ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Bu anlamda da tarıma, hayvancılığa önemli bir katkı sunduğuna inanıyoruz. Sayın Başkanımızın bize talimatı da bu yönde. Kırsal mahallelere önümüzdeki dönemde de daha fazla kaynak ve imkan proje hazırlamamız talimatını da verdi. Biz de Cengiz Başkanımızın talimatları doğrultusunda mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirleyip o ihtiyaçları karşılama noktasında elimizden geleni yapma gayreti içerisindeyiz.